Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Bugünkü durağımız İstanbul Bayrampaşa ve Ekip Mod Tekstil'e konuk olduk efendim. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Harun Boztaş bulunuyor. Şimdi kendisinden çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. İsmim Harun Boztaş, Ağrı Eleşkirt doğumluyum. 2000'de çırak olarak bu işe başladık. İlerleme kaydettik kendi mesleğimizi sevgiyle, başarıyla. 20 yıldır bu sektördeyim. 8 yıldır da kendi işimi kurmuş, işletiyorum. Çok güzel işler yapıyoruz. Takım elbise hizmetinde çok güzel yerlerdeyiz şu anda. Hem kalitemizle hem yaptığımız hizmetlerle şu anda iyi bir seviye yakaladığımızı düşünüyorum. Şu anda böylelikle de hizmete devam edip yolumuza devam edeceğiz inşallah. Harun Boztaş başarılı bir tasarımcı aynı zamanda. Evet, kendi modelisti çok yıllar önce eğitimini alıp burada kendi bünyemizde firmalara yönettiğimiz, sunduğumuz modeli kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz, esinti olarak alıp da yaptığımız başarılı işlerle firmalarımıza sunum sunuyoruz biz burada. Kutluyoruz. Harun Boztaş imzası nasıl anlaşılıyor peki? Nelerden esiniyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, bizim piyasa gidişatlarımız, işimizin başarısı zaten birbirinden ayırt edilebiliyor. Çünkü çok bizim sektörümüzde çalışan erkek takım elbisesi çok fazla. Geçmişe bakarsak şu anda en zirvedeyiz diyebiliriz. Onun için kaliteli bir hizmet yaptığınız zaman zaten seçiliyorsunuz. Onun için biz de hep seçilme taraftarı ve seçme taraftarı oluyoruz biz de. Yoğun talep görüyor firma gerçekten de efendim. Peki tasarımlarınızda modellerin yanı sıra kumaşların da uyumu çok önemli değil mi? Tabii ki biz burada kumaş uyumları kombin aşamasını itina ile seçiyoruz. Çünkü her kesimin birbirine uyum sağlamadığını çok iyi biliyoruz. Örnek veriyorum size, Avrupa ile veya bir Arap ülkesi aynı giyim tarzında değildir. Biz buna göre biz Avrupa çalışacağımız numune kumaş tarzlarını tamamen ayırıp başka çalışıyoruz. Asya bölgesindeki müşterilere ayrı çalışıyoruz. Arap bölgelerindeki müşterimize çok ayrı çalışıyoruz. Yani hiçbir kesim birbirini tutmuyor. Tamamen kendilerine öz bir has giyim kuşamları var. Biz de bunların istekleri üzerine yol alıyoruz. Doğru. Her coğrafyanın farklı evet. tipi var. İnsan tipi. Dolayısıyla kiminin boyu uzun, kimisi evet, evet. kısa ve farklı renkler de seven ülkeler var. Tabii ki farklı renkler seven var. Bizim kendi bünyemizde çıkarttığımız renklerin, çok abartılı gördüğümüz renkleri insanlar çok hoşgörüyle giyinip kuşandıklarını biz çok şahitlik etmişiz yani. Ve çok da uyum sağladıklarını artık inanıyoruz bunu. Kabul ediyoruz yani ev yaptığımız işin. Harun Bey, zaten son yıllarda erkek modası biraz daha renklendi değil mi? Tabii ki erkek modası çok renklendi. Çünkü herkes artık ceketi günlük giyiyor, pantolonu günlük giyiyor. İki gün aynı ürünü giymiyorlar. Onun için birçok renkten artık insanların kendi dolaplarında biz takım elbise veya tek ceket görebiliyoruz. Tabii modeller, renkler, aksesuarlar, erkekler de artık erkek modası da geçmişten bugüne çok değişti ve geliştirdi kendini. Siz peki yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz dünya modasını? Biz yenilikleri birçok internet sitelerinde, daha büyük firmalarda takip edebiliyoruz. Yani bu imkanlarımız zaten var internet üzerinde. Biz de onlarda esinleyerek buradaki piyasamızın koşullarına hangi sunumu sunacağımızı tercihini veriyoruz. Ondan sonra karar verip uygulamaya geçiyoruz. Yakında dijital defileler de oluşacak. Evet, nasip olursa biz de onlarda yer almak isteriz. Evet. Tabii
burası erkek giyim fason atölyesi aynı zamanda değil mi? Dikim atölyesi. Burada kaç kişi hizmet veriyor? Biz burada yaklaşık 100 insana hizmet veriyoruz. 100 personeli çalıştırıyoruz bünyemizde. Peki bu gördüğünüz ürünler Türkiye'nin nerelerine gidiyor? Biz Türkiye'nin ve dünyanın her yerine gittiğine inanıyoruz. Çünkü bizim çok açık bir piyasamız var. Bizim müşterimizde talep eden kim olursa olsun bu ceketleri, bu ürünleri alıp kullanabiliyor. Peki sizi bulmuşken soralım, bu senenin önümüzdeki kış sezonunun modelleri, modası, renkleri neler? Yani biz tabii ki pek bir hoşgörülü bir piyasada olmasak da şu anda pandemiden dolayı bunu öncelikle atlatmayı hesap yapıyoruz. Daha damat adaylarına daha güzel, daha şık modeller çıkarıp onlara güzel sunumlar sunacağız. Renkleri de siyahtan, lacivertten vazgeçilmez. Yanına da bir şeyler ekleyeceğiz inşallah. Olaya damgamızı vuracağız diyorsunuz. Evet. Peki efendim, biz de size ve ekibinize başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Ekip Mod Tekstil'den seslendik efendim. Erkek modasına uygun önerilerini dinlediniz Harun Bey'in. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.